Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba. Ben Emre ve bugün Tormentum'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son heykeller hala yolumu tıkıyor. Bir şeyler yapmalıyım demiştim. Buradan bir şey çıktı. Bu nedir? Aldım. Taş mı bir madalyonun yarısını buldum. Üzerine oyulmuş bir tür şekil var. Madalyon. Güzel. Burada bir soytarı, buradaysa bir... Sen nesin ya? Yaratığı sinirlendirmesem iyi olur, zaten öfkeli görünüyor. Belki de karnı açtır. Mutfağa gittiğimiz zaman aslında şey yapabiliriz de... Bu ne? Bir ağırlık var burada. Onların yerlerini değiştireceğiz. Taht boş, üzerinde kim oturuyor acaba? Ben de bilmiyorum. Sağa ve sola gidebiliyoruz. Bakın burada kim varmış. Muhtemelen şimdi muhafızları çağırmam gerekirdi ama bence senden faydalanabilirim. Senden. Yan taraftaki odada kafesin içinde bir kadın var. Şimdi sana sıra dışı bir bıçak vereceğim. Bıçağı alıp o cadıyı öldüreceksin. Neden? Buraya kadar geldiğine göre bunu yapmak senin için zor olmamalı. Cadının masum bakışlarına kanma sakın. Seni kandırmaya çalışacaktır. Onu dinleme bile. Sadece gebert. Karşında seni hücrene geri yollamayacağım. Ve belki bir şey daha verebilirim ama önce verdiğim işi bitir. Diyor. Bıçağın arka tarafı anahtar gibi bu arada. Aynen. Anahtar ve bıçak karışım nesneyi aldım. Bu anahtarı biz bir yerlerde kullanabiliriz. Acaba nerede kullanabiliriz? Şu tarafa bir gidelim. Burası kilitli. Oh. Salonu koruyan heykel aşağı inmeye izin vermiyor. Fark edilmeden geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Ağırlığı buraya bir yere koyacağız. O belli. Onun üçüncü gözü olsa gerek. Bir bilgi tabelası duvara sabitlenmiş. Alev resmi var. Kalede böyle dolaşmanız için sana izin verdiler. İğrenç insan diyor kendisi bana. Karıncamsı yaratık. Yani bu odaya girmem mi gerekiyor? Niçin? Orada tek bulacağınız eski bozuk bir ocak. Pekala, sana izin verebilirim ama her şey karşılıklıdır. Her neyse. Oraya girmek istiyorsan senden küçük bir iyilik istemem gerekecek. Demin açtığımız kapıya benziyor. Çizimdeki yeri bul ve senin için işaretlediğim kısmı kaz. Ne yazık ki kendim oraya gidemem. Bana mahkumlardan birisine oraya ilginç bir şey gömdüğü söylendi. O şeyi bana getir, ardından konuşalım. Tamam, bir de küreğimiz oldu. Bunun devamı yok peki. Demin geçtiğim kapıya benziyor. Bakalım. Aynen şurası. Değil mi burası? Allah Allah. Peki. Bu taraflara bakalım bir de. Aha. Burada kilit yeri var. Şu kadınla bir konuşalım. Muhafızların sabırlarını test etmesem iyi olur. Tekrar hücreme götürmek istemem. Yaklaşırsan senin için kötü olur, insan. Ben öldürmesem de o kapının ardında yaşayan örümcek seni öldürecektir. Uzuvları zehir saçıyor. En küçük bir damlası sen gözünü açıp kapatıncaya kadar sefil varlığına son verecektir. Onun zehriyle kale için zehirli oklar ve kılıçlar yapıyorum. Odada doğru koşulları sağlamaktan sorumlu olan mekanizma bozuldu. Örümceğin bacaklarındaki zehir yerdeki ızgaraya akıyor ama artık borulara pompalanmıyor. Zehir akışını sağlamak sadece kapının güvenli bir şekilde kapanması da mümkün. Kalenin kanalizasyonundaki aletin tamir edilmesi gerekiyor ama girişi sular altında kaldı. Mesele çözülene kadar bu odada bekçilik yapmalıyım. Kapı biraz daha açılırsa örümcek saldırabilir.
Bütün bunları sana neden anlatıyorum ki? Defol git ve vaktini boş harcama insan. Sadece bir bilgi tabelası. Ama kapıyı açsam. Şöyle. Hayatına değer veriyorsan tamir edilerek kapıdan uzak dur. Kapıyı bir şekilde tamir etmek gerekiyor. Hayır, çalışmıyor. Kadınla konuşabiliriz. Yani bunu buradan göndermem gerekiyor ki bu kadınla konuşayım. Kendisini öldürmek gibi niyetim yok. Yapabilirsem hatta kurtaracağım. Şimdi şu şeye geri döneceğim. Bir bakmak istediğim bir burası mı acaba? Kazan gereken yer. Hareketimi takip ediyor. Peki. Böyle bir ele ihtiyacım olacak büyük ihtimalle. Kırk madalyonu işe yarayacağını sanmıyorum. Tabii ki yaramıyor. Şöyle bir hızlıca... Heh. Tamam işte bu. O kapı bu değil mi? Burasını kaz diyor. Tıklayamadım herhalde ben doğru yere. Bakalım. Aynen kapı bu. Ha doğru, burası çatlaktı. Şurayı... Tamam. Pardon. Burada etkileyici bir altın parçası var. Güzel. Bunu muhafıza verelim. El de burada bak. Tamam, onu yaptık. Şu boynundaki eli alacağım. Onunla kapıyı açacağım. Sanıyorum. Altın tam da düşündüğün gibi. O ahmak gebermeden önce gerçeği söylemiş. Faydalı biri olduğunu kanıtladın. Bu kolyeyi al. Yanındaki odanın anahtarı. Teşekkür ederim. Hemen o anahtarı burada. Kullanalım. Olaya benziyor. Aa geçti. Aa yine geçtim. Lan. Acele ediyorum. Şu. Aynen. Tamam. Olmuş olması lazım. Neyimiz eksik? Eller tamam. Yani kolyeyi... Tamam. Bunları... Yanlış yaptık tabii. Şöyle. Başardım. Kapı parlak bir ışık saçtı. Haydi bakalım. Burada bir şey var. Bir kemik buldum. Güzel, başka bir şey yok galiba. İçeride ağırlıklar var. Garip bir tür metalden yapılmış. Ocağı yakmak istiyorsan vanayı bulman gerekiyor. Burası niye hala böyle parlıyor? Üstüne yakacak şeyler bulacağız, koyacağız çünkü.
şey olmalı, bir şey eksik olmalı. Vana nerede? Burada bir vana var ama bunlar tıklanabilir şeyler değil. Burada bir resim var. Ocağın en önemli parçalarını çizimde göstermiş. Tamam, vana burası o zaman. Burada bir pres var, buraya da yakacak şeyi koyuyoruz. Vana... He, ama vanayı takacağımız yer burası. Vananın kendisi yok. Buraya takmamız lazım. Vana olarak kullanabileceğimiz bir şey var mı? Bunu kullanamayız. Tabii ki. Kapta küçük bir şey bulurum belki dedim ama yok. Şu ağırlıkları kullanarak ne yapabiliriz? Şurada bir yeni bir ağırlık aldım. Kantar boş. 4 tane ağırlığım var. Bir tane de köpeğin önünde var. Köpeğe, yani köpek dediğim yaratık, kemiği verirsem o kemik yerken ağırlığı alırım. Aynen. Afiyet olsun. Şimdi bu ağırlıkları buraya dizmem mi gerekiyor acaba? Gözlerini kapattık. Bir tane daha göz var. Peki. Bu tarafa koyunca ne oluyor? Üsttekini kapıyor. Oldu. Heykel artık beni göremiyor, göremiyor. Sanırım artık aşağı inmek sorun olmayacaktır. Bence de. Nedir? Yakut bir göz bulduk. Tamam. Burada da var aynısından. Aşağı inen merdiven. Burası kilitli. Anahtar deliği bile yokmuş. O zaman anahtarımızı burada da kullanamayız. Ama burada vana var. Şu vanayı alayım ben. Tamam, vanayı bulduk. Bu tarafa gidebiliriz, geri gidebiliriz. Aşağı inebiliriz abimiz. Önce bu katı halledelim. Eksik parçayı bulmalıyım. Eksik parçanın biri bu. Diğerini de bulup buraya getireceğiz. Bu kapı açılınca oradaki gözü falan alacağız büyük ihtimal. Daha burada et met var vesaire var. Bakalım. Bir taş plaka. Kilitli. Acaba. Belki dedim. Bir ihtimal. Bunları durduramıyorum. Şu an için durduramıyoruz ama dediğim gibi sadece şu an için alt kata bakalım. Madalyonun diğer parçasını orada bulabiliriz. Aha! Bu manyak yine burada. İşkence yapıyor. Cılız şey, bıçaklar etini her deldiğinde içince kötülüklerden arınıyorsun. Çekilen her çilenin bir amacı vardır. Ve senin çektiğin çilenin amacı kendi gerçeklerinle yüzleşmeni sağlamak. Karşı koyma, kendini bırak. Günahkar olmayı kendi iradenle seçtin ve çektiğin bu azap da kendi iradenin eseridir. Fakat ben sana yardım edeceğim. Seni bütün kötülüklerden arındıracağım. Seni kim arındıracak acaba? Bazı düğmeler var. Hepsini aşağı mı indirmem gerekiyor? Bu şekilde. Bu
Buna bir bakarız. Aynen, ipuçlarını aramak daha mantıklı olacaktır. Onun bir sırası vardır çünkü illaki. Şurada bir şey var. Bu garip çizim işime yarayabilir. Bunu kaydedeceğim. İki çeşit acı vardır. Bedensel acı ve zihinsel acı. Peki umutların hastalıklı bir aklın uydurmasından ibaret olduğu gerçeğini anlamaktan daha büyük bir acı var mıdır? Şöyle bir şey görmüştük. Gece bile bütün yıldızları kapatacak kadar karanlık olamaz. Buradan başlayıp buraya kadar. Peki. Bunu bu şekilde kullanırız. Orada başka bir şey yok. Buradan anahtarını almam gerekecek bir ara. Bir bilmece de burada var. Tünerdeki suya inmesi için. O zaman bir de dişliğe ihtiyacımız var. Arkadaş çok şey var ya. Bulmak gereken. Fare. Fare, fare, fare. Şuradan çıkalım. Diğer tarafa. Aha. Adamın olduğu tarafa denk geldi. Bir yolunu bulup muhafızın dikkatini dağıtmalıyım. Peki. O zaman buradan yukarı çıkıyoruz. Buradan da çıkıyoruz. Az önce bulduğum şey neredeydi bulmaca? Çevirmeli hadise. Şu vanayı takayım önce. Nerede? Burada. Tamam, vana yerinde. Şöyle bakayım. Alt kattaydı bu ya. Tekrar inelim. Alt katta sağ tarafta. O kilitli kapının olduğu yerde aynı sembol. İşte burası. Ama önce şeyi bulmam gerekiyor tabii, diğer parçayı, madalyonun diğer parçasını. Onu bulduktan sonra devamı kolay olacak. Madalyonun diğer parçası nerede olabilir? Burada bir anahtar var. Ceza No. 431. Zehirli et hazırlama çabası şeklinde karşınıza çıkan hainlikler için kale aşçıları sonsuza dek bir duvar parçası haline getirilerek cezalandırılacaklar. Hepimiz mahkumuz ama bazıları mahkumların günahlarını anlayabilmek için hapishanelerin duvarlarının şeklini almalı. Az önce okuduğum not. Başka bir şey var mı burada? Gözden kaçan. Ya bu görsellerin arasında bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorum. Çok detaylı çizimler. Arada ufak bir şey olunca gerçekten kaçırabiliyorum. Elinden geleni yapıyorum ama emin olabilirsiniz. Ha, madalyonun diğer parçasını arıyorum da. Şimdi aşağıda tekrar bakayım onu. Daldık gittik. Belki buralarda bir yerde vardır. Şimdi aşağı inemiyoruz. Suyu çekmek için şey lazım. Çarkın diğer parçası gerekiyor. Çark yerine geçecek bir şey var mı? Yok. Bu taraftan madalyonun parçasını bulamıyoruz. Bu tarafta şöyle şu anahtar haricinde. Hayır. Burada da yok. Kesin yine önünden geçtim 80 kere ve görmedim. Madalyonun diğer parçasına. Şuraya da bakıyorum. Aha.
Ama buralarda da yok. Devam. Alet çalışmıyor. O çarkı bulursak kanalizasyon sorunu çözüp buraya girebileceğiz. Çarkın yerine geçebilecek başka bir şey yani Yakut Göz'ün işe yarayacağını zannetmiyorum. Anahtar hiç olmaz. Bıçak anahtar da olmaz. Düşün Emre, düşün düşün düşün. Bu taraflarda var mıdır? Ve yaklaşamıyorum zaten. Canavar yolu kapatıyor. Mutfağa gidip bunu zehirlemem gerekiyordu. Oraya ulaşabilmek için. Etrafta da başka bir şey yok. Atladığım bir yer mutlaka olmalı. Bir saniye. Bir yerden daha geri gidilebiliyordu sanki. Ona bakmak istiyorum. Nasıl aşağı iniyor? Yok. Burada bir şey yapabilir miyiz? Elimizdekilerle. Tabii ki hayır. Yakıt olarak şundan kullansam. Fedele iletişim zamanım yok. Dikkatlice göz geziyorum ama yok. Her neyse arkadaşlar, ben buna biraz daha kafa patlatacağım. Sizleri daha fazla sıkmayayım. Bulamadım çünkü ne madalyonu bulabildim ne başka bir şey. Şu anahtarları kullanabileceğim yerler var aslında. Onlar da bir sonraki bölüme kalsın. Teşekkürler izlediğiniz için. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.